Engin Ardıç, vatana ihanete çeyrek kala. Afrin'e yürümemize illa karşı çıkacaklar ya, yok canım Amerikan köpekliğinden değil, hepsi de vatan haini değil ya bunların, sırf Tayyip Erdoğan'a uyuzluk ve de kıllık etmek için. Bir de korkuyorlar tabii, ya Erdoğan Afrin Fatih'i sıfatıyla oylarını yüzde seksenlere falan zıplatırsa. Cem Yılmaz'ın Anadolu Rock Müziği ile dalga geçmek için söylediğini hatırladık. Eskilerden örnek vereceksin. Dadaloğlu der ki: "Bunlar da hemen Atatürk'ü öne sürdüler. Milletin hayatı tehlikeye düşmedikçe savaş bir cinayettir." Atatürk demiş ki savaş yalnız ve ancak bir milletin hayat ve bağımsızlığı ve ülkenin korunması yalnız bu temiz soylu ve yüksek menfaatler uğruna yapılır. Savaş milletin bütün varlığıyla yerine getirilmesini zorunlu kıldığına göre savaşa katılanların tamamı ona kurban olacakların tamamı kısaca bütün milletin onu uygun bulması gerekir savaş millet savaşı olmalıdır. Eh Kılıçdaroğlu istemiyor. E demek ki milletin tamamı istemiyor. Selahattin Demirtaş ve Canan Kaftancıoğlu'nun da istedikleri söylenemez hani. Peki Kurtuluş Savaşı'na girmeden önce referandum mu yapılmış da sonuç %100 girelim çıkmış? İnönü de 1939'da halka sormuş herhalde girelim mi girmeyelim mi? Sonuç oy birliğiyle girmeyelim olmuş. Demek Atatürk de Türk milletinin hayatını o anda tehlikede gördüğü için Talibiye Libya'ya gidip İtalyan ordusuyla savaşmış gençliğinde ama şimdi burada da milletin değilse bile devletin hayatı tehlikede. Hadi gel çıkışın içinden. Hani faşistler Erdoğan için devleti düşünmüyor demişlerdi ya bu sözlerini şimdiye kadar yutmadılarsa ne zaman yutacaklar? Türkiye savaşa girmiyor, operasyona gidiyor. Makarna, buğday stoklayan yok. Evinin penceresine kaplama kağıdı çeken yok. Endişeli gözlerle gökyüzünü kollayan yok. Banka şubelerine saldırıp parasını isteyen yok. Borsa sapasağlam, döviz kuru zıplamadı. Her yerde harıl harıl inşaat. Buna da ayrıca şaşıyorlar. Halk neden paniklemiyor? Eşiğinde olduğumuz savaşın sebepleri hiç Atatürk'ün verdiği ölçülere uymuyormuş. Bir savaşın eşiğinde değiliz. Korkmasınlar. Atatürk savaş ülkenin korunması uğruna yapılır diyor. Afrin meselesi bu kapsama girmiyor mu acaba? Hadi şimdi eğer utanmazlarsa Atatürk olsaydı burnumuzun dibinde PKK uzantısı, daha sonra devlete de dönüşecek bir terör bölgesinin kurulmasına hiç sesini çıkarmaz, aldırmaz, izin verirdi desinler. Oradan devam edip Atatürk olsaydı PKK ile mücadele etmezdi desinler de büsbütün rezil olsunlar. Engin Ardıç Sabah